Sevgili dinleyiciler, hepinize merhaba. Ramazan adetlerine ait, eski Ramazanlara ait sohbetimizde bugün yine Ramazan hazırlıklarından bahsedeceğiz. Efendim, daha önce sivil halkın Ramazan ayı ile ilgili hazırlıklarından bahsettik. Şimdi biraz da resmi hazırlıklar neydi, onun üzerinde duralım. Ramazan-ı Şerif girdikten sonra devlet ricalinde de bir heyecan ve bir başkalık yaşanmaktaydı. Devlet teşrifatı ile alakalı Ramazan-ı Şerif'e dair bir takım adetlerden yeri geldikçe bahsedeceğiz. Huzur dersleri gibi, Hırka-ı Şerif ziyareti gibi, sürre alayları gibi. Şimdi Ramazan-ı Şerif başlamadan önce devlet ne gibi tedbirler alırdı, onun üzerinde duralım. Şimdi Ramazan-ı Şerif başlamadan önce bir kere hükümet tembihleri, hükümet emirnameleri ilan edilirdi. Şimdi bu sahada Serasker Hüsrev Paşa'nın İstanbul kadısına gönderdiği bir emirname var. Orada özetle şunlar söyleniyor. Ramazan münasebetiyle ibadet için padişahımız inşallah arada sırada İstanbul camilerine gelecektir. Bugünlerde halkın her zamandan fazla hürmetli olması icap eder. Esnaf ve halk askerlere mahsus yaka ve yenleri kırmızılı zırhlı elbise giyip bellerine kılıç takmamalıdırlar. Herkes dükkan ve evlerin önünü temiz tutmalıdır. Çöp ve hayvan leşleri görülmemelidir. Konak ve evlerin kapılarına uzun yıllardan beri çamur sıçrayarak silinmediğinden ve her yıl fazlalaşan bu çamurlarla kapılar çamurdan birer kapı haline geldiği, pencerelerin önlerinden de top top örümceklerin sarktıkları görülmüştür. Bu konak ve ev sahiplerinin ve hizmetçilerinin girip çıktıkları bu kapıları silip süpürmeleri icap eder. Ayrıca bu hem temizliğe manidir hem de kalplere sıkıntı verir. Çünkü temizlik imandan gelir sözü Müslümanların şiarıdır. Evlerin, konakların, dükkanların sokak yüzleri ve kapıları da bu örümcek ağlarından ve çamurdan temizlenmelidir. Evlerin önüne süpürüntü ve hayvan leşleri atılmamalıdır. Padişahımız cami içinde ve yoldayken halk edeple hareket etmelidir. Padişahımız bir yerde otururken önünden geçmeyelim yahut saparak başka yoldan gidelim gibi hareket edilmemelidir. Gerek atlı ve gerek yayı herkes ırzıyla edebiyle padişahın önünden gelip geçmelidir. Padişahımız camideyken veya bir yerden bir yere giderken rastlayanlar gözlerini dikerek bakmamalı. Ancak bulunduğu yerden biraz geri çekilerek ellerini kavuşturup önlerine bakarak durmalı. Efendimiz geçtikten sonra işlerine gitmelidirler. Padişahımız gerek camiye geldiğinde veya bir yerde dinlenirken öbek öbek önünde toplanmamalı veya arkasından gene öyle topluca gitmemelidir. Hürmetsiz hareket eden her kimi görürsem haklarında şiddetli cezalar tertip ederim. Sonra pişmanlık fayda vermez. Ramazan ayında cuma günlerinden başka hiçbir gün kimse arzu hal vermemelidir. Veren olursa cezalandırılacaktır. Eskiden padişahlara arzu hal verilirdi, şikayetleri ihtiva eden. Siz de, yani İstanbul kadısına hitap ya bu, mahalle imamlarını, muhtarlarını, hanlarda yatıp kalkan bekar takımı için hancılar kahyasını çağırıp bu tembihlerimi bildirin. İyice anlatmalı, kulaklarına sokmalısın. Şimdi eskiden hükümet halka böyle tembihat yapmak icap ettiği zaman mahalle imamlarına haber verilir ve akşam ezanına yakın bekçiler tembih var, akşama camiye buyurun diye sopalarını kaldırımlara vura vura yüksek sesle bağırırlar, mahalleyi dolaşırlardı. Herkese haber verirlerdi. Akşam namazından sonra da imam efendi bu hükümet tembihini halka bildirirdi. O mübarek ve mesut günde, yine emirnameye devam ediyoruz, ben de her an padişahımız ile beraber bulunacağım için bu tembihlerime aykırı hareket edeni, cuma günlerinden mağda arzu hal vereni, padişahımızın bol bol sadaka vermek adetleri olmakla sadaka için arzu hal verilmesini hoş görmedikleri için tamah ederek sadaka almak için arzu hal vereni cezalandırırım. Çağırıp bağırarak şamat edenleri, padişahımıza karşı edepsizlik ve onu taciz edenleri görürsem gerek erkek gerek kadın olsun hüda hakkı için o edepsizliği yapanı fena tedip ederim. Padişahımız arzu hal verecekler için bu arzu halleri alıp kendilerine götürecek memurlar tayin etmiştir. Arzu hal vermek isteyenler arzu hallerini ellerinde tutarak bir kenarda dursunlar. Memurlar gelip hemen alırlar. Böyle tembih ederim dinlemeyenlerin vebali boyunlarına. Bu emirnameler sadrazam tarafından, vezirazam tarafından Tanzimat'a kadar yayınlanırdı. Tanzimat'tan sonra da yine buna benzer bir ilan yayınlanmış. Orada da diyor ki,
padişahımızın camileri teşrif buyuracağı umulduğundan, herkesin edep dahilinde hareket edeceğinden şüphe etmiyoruz. Herkesin intizamla camiler ve diğer yerlerde vakit geçirmelerine bir diyecek yok. Ancak çarşı içinde, Bayazıt ve Şehzade başında, doğru yol üzerindeki dükkanlarda halkın birikmesi yasaktır. Geceleri büyük caddelerde, iskemle ile sokak ortalarında halkın gidip gelmelerine mani olacak şekilde oturmak yasaktır. Arabalar arasında dolaşıp arabalı ve arabasız gelen geçen kadınlara insanlık terbiyesine aykırı hareket edenler olursa cezalandırılacaktır. Arabalar da Bayazıt ve Şehzade başında sokak ortalarında durmayıp gezeceklerdir. Halkın, hele kadınların elbiselerine dair evvelce ilan edilen kararlar bilindiğinden herkesin bu tembihlere uyması ve hilafına hareket etmemeleri gerekir. Dini vazifelerini yapmak ve vaazlarda bulunmak isteyen kadınlar için Sultanahmet ve Şehzadebaşı camileri öteden beri tahsis edilmiş olduğu için kadınlar bu camilerden başka büyük camilere gitmekten men edilmişlerdir. Yine namaz vaktinden başka erkeklerin bulunduğu camilere de girmeleri yasaktır. Yine kadınlar açık saçık kıyafetle, dikkat çekici kıyafetle gezmeyecekler. Saat 11'den sonra sokaklarda kadınlardan kimse kalmayacak. Saat 11 Alaturka saat, yani akşam namazından bir saat önce. Kadınlar eşya almak için çarşı içinde, dükkan ve mağazalarda içeri girip alışveriş edemeyecekler. Alacağı ne ise bunu satan dükkanların önünde edebiyle durup istediği şeyi isteyecek, aldıktan sonra hemen evine dönecektir. Herkesin her vakit, her Ramazan ayında camilere giderek cemaatle ibadet etmeleri tabiidir. Teravih vakti işi icabı bir yere gidip gelen hademeden başka kimseler dükkanlarında oturamaz, ancak teravih namazına gidebilirler. Yine geceleri kimse sokaklarda fenersiz gezmeyecek. Fenersiz tutulanlar olursa ceza görecekler. Karagöz oyunlarına, orta oyunlarına gidenler de edeple terbiyeyle gidecekler, oturacaklar. Ne zaman olursa olsun yasak olan kumar için ev ve kahvelerde toplanıp oynayanlar, mahalle aralarında halkın huzurunu kaçıracak hallerde bulunanlar cezalandırılacaklar. Hakiki mazereti olmayanlar oruca devam edecekler. Özrü olanlar da hastalık gibi, sefer gibi çarşıda açıkça oruç bozamayacaklar. Bu gibiler de cezalandırılacaklar. Yine her zaman temizliğe riayet etmek, sokak ortalarında öteberi süprüntü döküp bırakmak etrafı kokutacağı için büyük küçük ev dükkan sahipleri, halk ve esnaf ev ve dükkanlarını süprüntü ve iğrenç şeylerden temizlemeye dikkat edeceklerdir. Sokaklarda fişek atmak, mehtap yakmak, halkın huzurunu kaçırmak yasaktır. Bu tembihleri memurlar kat'i surette takip edecekler. Tembihe aykırı hareket edenler görülürse cezalandırmaları kararlaştırılmıştır. İşte bu da Tanzimat'tan sonra yayınlanan emirnamedir. Efendim, eskiden Ramazan-ı Şerif'te, Ramazan-ı Şerif gelmeden memurların mesai saatlerinde de düzenlemeler olurdu. Memurlar normalde sabahtan akşama kadar çalışanlar, Ramazan-ı Şerif'te genellikle öğlene kadar veya saat alafranga saatte 1-2'ye kadar çalışırlardı. Çok zaruri durumlarda teravihden sonra sahura kadar da çalışanlar olurdu. Dükkanlar da sıcak günlerde bazen öğleden sonra dükkanlarını kapatırlar, iftara yakın açarlar ve bir de sahura kadar açık olurlardı. Yine Ramazan ayında memurların ve atölyelerde işçilerin işleri hafifletilir. Önemli işler Ramazan öncesinde halledilir. Gecikmesinde mahzur olmayan işler Ramazan-ı Şerif sonrasına tehir edilirdi. Ramazan-ı Şerif'te memurların rahat oruç tutmaları sağlanırdı. Öte yandan eskiden her yıl Ramazan ayı yaklaşırken vakıflardan, efkaftan camilere kandil yağları ve bal mumları dağıtılırdı. Çünkü Ramazan ayında camiler daha çok aydınlatılmaya ihtiyaç duyulurdu. Vaazlar ve namazlar, ibadetler arttığı için Berat kandilinin ertesi günü de Selahattin camilerine mahya ipleri kurulmaya başlanırdı. Eskiden Ramazan aylarında Sadrazam, Reisül Küttab, Kahya ve Defterdar gibi devlet büyükleri padişah sarayına yıllık hümayun adıyla bohçalar sunardı ve tanınmış hoca efendilere ve mayyet memurlarına iftariye adıyla saatler, enfiye kutuları gibi şeyler hediye ederlerdi. Osmanlı inceliği, Osmanlı nezaketi. Yine Ramazan'ın 15. günü askerlere baklava dağıtmak adet olduğu için o gün yeniçeriler saraya giderler, baklava tepsilerini alırlar, ertesi günü boş tepsileri saray mutfağına teslim ederlerdi. Yine Ramazan ayının birinci akşamı padişah tarafından sadrazam iftariye kahvaltısıyla yemek gönderirdi sadrazama.
Ramazan'ın 15'inden sonra muayyen bir gece vezirler ve büyük dereceli devlet memurları, paşa kapısı ve Baba Safi denilen sadrazamların resmi makamlarına ziyafet verilirdi. Bu ziyafet muhakkak verilirdi. Eski teşrifatın bir adabıydı. İşte devlet de Ramazan ayının rahat bir şekilde geçmesi için, asude bir şekilde, asayiş içinde geçmesi için, herkesin ibadetlerini rahatça yapması için bu gibi tedbirler alındı. Şimdi mesela bayramlardan önce, resmi tatillerden önce hani televizyonlarda, radyolarda işitiyoruz. Hükümet, valilik, emniyet müdürlüğü şu 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 tedbirleri almıştır diye. İşte eskiden de hükümet Ramazan ayının en rahat şekilde geçirilmesi, güzel bir şekilde idrak edilmesi için gereken tedbirleri alırdı. Şimdilik hoşça kalın sevgili dinleyiciler.